Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Karınca Adam Gelecek'ten bahsedeceğiz. 6 yıldızlı rütbe 3 gameplay'ini yapacağız. Bu 6 yıldızlı rütbe 3 gameplay videolarında arkadaşlar, bu arada isterseniz artık rütbe 4 gameplay'lerini yapmaya başlayabilirim. Çünkü çok fazla rütbe 4 atılmaya başlandı. Tabii taht kırıcı ve şövalye olanlar için de dengenin görünmesi için hala rütbe 3 gösterimlerinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama 5 yıldızlısı verilmiyor sanırım artık. Burada ya da veriliyorsa onu da yükseltmiyorum. Yani genelde çok uzamasın diye 6 yıldızlısını tercih ediyorum. Ama rütbe 4 gameplay isterseniz onu da yaparım. Şimdi eşit ve dengeli olsun diye hep rütbe 3 gameplayini yapıyorum. Evet. Ant-Man geleceğin özelliklerinden oynarken bahsedeceğim. Efsaneler Diyarı'nda çeşitli bir hikaye macerasında ve birkaç düello da deneyeceğim. Evet. İlk önce Efsaneler Diyarı'na tek başına giriyoruz. Belli bir sinerji yapmanıza gerek yok. Wasp'la getirseniz gerçi ıska geçmeme özelliği geliyor ama rakibin üstünde bizim güç iğnesine benzer özelliğimizin olması gerekiyor. Öyle anca. Evet, saldırısını epey düşük görüyoruz. Sağlığı fena değil. Bu arada 45.000 iyidir bence. Tank bir şampiyon. Zaten karınca adam parlatmalarıyla meşhur biliyorsunuz. Ayrıca boyutsal varlık bu arkadaşlar. Blade ile dövebilirsiniz yani isteseniz bunu. Metal, Magneto ile de dövebilirsiniz. Blade, Magneto falan rahat alır. Evet, önce rotasyonundan bir bahsedelim, başlayalım. Ağır saldırı ve L3 kullanmıyoruz rotasyonda, onu şimdiden söyleyeyim. Evet, alıkoyma. Alıkoymalarla şu üstümüzdeki nano zırtlanmaları arttırıyoruz. 6'ya kadar böyle geliyoruz. Evet, ayrıca ağır saldırısına da karşılık verirseniz hemen geri çekildikten sonra da bir tane kazanıyorsunuz. Mümkünse ona özel saldırı attırmayın arkadaşlar. Şu güç patlaması mı artık? Güç erimesi mi? Öyle bir özellik atıyor. Pasif bir şekilde rakibin üstüne. Hiç buna özel saldırı attırmak zorunda değilim ben. Sonra rakibin üstünde bu gitmek üzereyken hafif saldırı bitiricinde özel saldırı kimi kilitliyorum ve L1'imi atıyorum. Hafif saldırı bitiricinizde özel saldırı 2 ve 3'ünüzü kilitleyebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu. Sonra 2 tane oldu ya üstünde, şimdi L2'mi çakıyorum. Ve şu hasara bakın. 25.000-25.000 vuruyor arkadan. Tabii şu kırmızı pasif özelliğin üstünde olması lazım rakibin bu hasarı verebilmeniz için. Eğer o yoksa olmaz. Evet. Blok yapmama rağmen özel saldırısını atmasına aşırı sinir oluyorum gerçekten. Yine aynı taktiğe devam ediyoruz. Hafif saldırıyla bitiriyorum. L1'imi atıyorum. Şu hemen kalkmadan da L2'mi atıyorum. Ah, son vuruşta kalkacak. Bakın, kalktığı için son vuruşta patlama hasarı vermedi. Acı rakibin üstüne attığımız şu disintegration'lar sayesinde de onun güç kazanını bir hayli azaltıyoruz. İşte böyle. Vallahi fena değil arkadaşlar. Çok sevdim diyemeyeceğim ama fena değil rotasyonu. Kaç dakikada aldık? 1 dakika 46 saniye 101 vuruşta aldık piş askerini. Şimdi hikaye macerasına gidelim. Rotasyonu bundan ibaret. Sürekli alıkoyma yapın. Ağır saldırılarına karşılık verin. 2,5 güç barı dolunca hafif saldırı bitiricinizle özel saldırınızı kitleyip L1'inize atın. Ama bir de bu şu güç patlaması gitmek üzereyken yapın bunu ki 2 tane disintegration biriksin. Onun Türkçe ismini hep unutuyorum. Bu serverda da Türkçe dili yok. Ondan sonra da L2'nizi çakın. O kırmızı pasif özellik varken hasarınızı verin. Rotasyonu bundan ibaret. Zor da değil bence. Şimdi hikaye macerasına gelelim. Özelliklerinden de bahsedeceğiz. İşlevsel özelliklerinden. Bir bağışıklığı yok. Maalesef. O kötü. Bağışıklığının olmaması eksi puan verdiriyor ona tabii ki ama tabii çeşitli özellikleri çok güzel. Onu göstereceğim. Evet, 6-2-5'teki mutant yoluna bir gidelim. Şu mutant yolu Havok'la başlayan. Çok iyi bir Havok counter'ı bu arada. Onu da göstereceğim. De, o yola nereden gidiliyor bir bulsam. Ters mi acaba? Yok, ters değil. Cable'la bitiyor olması lazım. O yola gidiş yerini bulamıyorum. Heh, buldum galiba. Yok, bulamadım. Niye şöyle bakmıyorum ki? Şu tuşu hiç kullanmıyorum gerçekten. Heh, tamam. Şuymuş. Evet, mutantlara gidelim bakalım. İyi bir mutant hunter'dır. Tabi
Mutant Counter ama mutant katili kesinlikle Nemrut'tur. Ama Nemrut Havok'a pek gitmez biliyorsunuz. Enerji direnci olduğu için. Yine gider. Alırsınız tabii ki Havok'u ama enerji direncinden biraz zamanı uzatır. Mesela savaş alanlarında pek ideal değildir. Evet. Güç kazanma özelliklerini arttırıyor burada. Bir de şu karo var. Arada ağır saldırı atmam gerekecek. Nazik olma karosu. O çok kötü. Evet, bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Bu üstümüzdeki nano zırhlanmalar arkadaşlar normal zırhlanma sayılıyor. O yüzden Havok'un plazmaları bize hasar veremez. Öyle çok güzel bir yanı var Ant-Man'in. Ah, gücümüzün çekilmesi çok kötü ya. Gücümüze ihtiyacımız var çünkü. Eğer özel saldırılarımızı atmazsak patlarız. Evet, rakip özel saldırısını atarak şu kırmızı pasif özelliği de üstünden kaldırabiliyor arkadaşlar. O kötü maalesef. Şu kırmızı özelliğimiz gelsin de. Evet, elimde olsa hiç özel saldırı attırmayacağım ama bunun güç kazanımı biraz hızlı, o yüzden attırıyorum. Evet, gücünü çaldık gene biraz. O da bizimkini çaldı. Evet, düz bura bura indiriyoruz gördüğünüz gibi Havok'u. Taktiği yapamadık ama maksat işlevini göstermek oldu bu dövüşte. Ay, yürüyerek vurmayın ya. Ha, şu yürüyerek vurmayı kim icat etti Allah aşkına? Kim icat etti ya? Gerçek hayatta da ona yürüyerek vururlar inşallah böyle. Ve gene bu kez de yerinde durarak vurdum. Evet. Havok'u rahat alıyor gördüğünüz gibi. Plazmalar ile çok güzel başa çıkıyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Devam edelim. Ama rakibin özel saldırısını attırdığımızda sıkıntıya giriyoruz. Maalesef. Bakalım burada sersem bağışı. Tamam, sorun değil. Zaten siper yapmıyoruz genelde. Alıkoyma yapıyoruz ya da ağır saldırısına karşılık vererek oynuyoruz. Çok da iyi koruyor kendini. İyi bir tank. Bu zırhlanmalar sayesinde bu arada. Gücünü çaldık. Hayda, tüm özel saldırıları engellenemez miymiş bunun? Ne iğrenç. Tamam, şu özelliğimiz tekrar atılsın. Bir daha atılsın. Allah Allah. Blok yapıyorum, özel saldırı atıyor. Bu da çok sinir olduğum bir şey. Evet, şöyle yapalım. Gitmeden hatta bir kez daha yapalım. Biraz alıkoyma lazım. Bir kez daha. Evet, nasıl indiriyor görüyorsunuz. Güzel hasar veriyor. Başta böyle ama sıkıntıya sokuyor bizi. Devam edelim. Bay Sinister. Bakalım, hasarlarını kırmızı sayılarla verdiği için karınca adam daha çok bizi etkilemeyecektir. Tabi bunda şimdi şey karosu var bir de. Güç seli karosu var. Bu bizi kötü etkileyebilir. Bakalım nasıl gidecek. Modumuza girdik. Şu özelliğimiz tekrar oluşsun şimdi.
Ah, yürüyerek vurdu gene. Neyse, koruyoruz kendimizi. Ah, bir bozma eksikti başımıza. Ve bu kadar. Canımız epey azaldı ama. Maksat göstermek. Devam edelim. Kırmızı Omega. Kırmızı Omega'ya çok iyi gideceğini sanmıyorum. Kim şöyle? Şunları da basayım. 10 tanecik kalmış. İşe yararlar ama en azından. Başlayalım. Kırmızı Omega tabii ki iyi gider. Ama robot olmadığı için tohumları hızlı basar gene Kırmızı Omega. Gördüğünüz şekil. Evet, güç kilidini attık. Yani güç kilidi diyorum, o güç patlaması. Ah be! D2'yi erken doldurdum. Neyse. Sonuçta şu güç patlaması özelliği olduğu sürece ilerleye bir atmak zorunda değilim. Ayrıca 6 yükün üstüne çıktı mı da zırhlanmalarda parlıyoruz gördüğünüz gibi. Işıl ışıl oluyoruz. Aynen böyle. Sırada kim var? Sabri Efendi. Bakalım Domino'ya nasıl gidecek? Bir de Domino'ya denemek isterim bunu geçtikten sonra. Tamam, bunda da orta saldırısına da dikkat etmek lazım. Engellenemez olabileceğini söylüyor. Allah, hasarları bu maceralarda çok güzel gidiyor. Bir de kara bizi kısıtlamasa, şu nazik olma karosu, çok güzel gider. Evet, Domino'yu da deneyelim. Sonra başka bir özelliğini daha göstereceğim. Bunda ne varmış? Oo, bu zayıflatıcılara bağışık direkt. O zaman Disintegration atamayız. Sadece L2 atarak oynayacağız o zaman. Pasif özelliğimizi atarız ama şey atamayız. D1'deki özelliğimizi. Kritik başarısızlıklar tetikleniyor gördüğüm gibi. Ama blok yaptığımızda tetikleniyor. Veya el becerisi yaptığımızda. Evet, alıkoyma yaptığımızda da tetikleniyor. Bazen üstümüze alamıyoruz zırhlanmalarımızı. Yok, Domino Counter değil bu. Kritik başarısızlık canımızı epey alacaktır. Evet, şanssızı açmıyoruz ama yine de iyi gitmez bu Domino'ya. Yürüyerek de vuruyor. Neyse, bizi koruyor en azından şeyler. Yine de aldı valla. Tabii kurguyu iyi yaptım, o yüzden iyi aldı. Bakalım sırada kim var? Storm. Bakalım hüner açtırmada nasıl? Hüner açanlara karşı nasıl? Ant-Man iyi bir ship counter'dır bu arada arkadaşlar. Onu da göstereceğim duellolarda. Bunun karolarına bakmadım. Dur bir saniye. Oo, geri çekilmek yok var. Tamam, işimiz bitti gibi. Bunun özel saldırılarından kaçmak için geriye çekilmem lazım çünkü. Birkaç kez.
Ben yapmasam yani kendi kendimi bitiririm. Evet, karı olmasa alırdım. Karı beni öldürecektir. Nazik olma karısı. Vallahi alıyordu yine. Tank gibi ya. İyi koruyor kendini. Gerçekten çok iyi bir tank. Şu takviyeler sayesinde. Şimdi bir 6-4-6'ya gitmek istiyorum. Orada başka bir özelliğini göstereceğim. Evet, teknik yanına gidiyoruz B'den. Evet, süper yeteneğinden bahsedelim şimdi karınca adamın arkadaşlar. Kopyalı olmalı mı? Bence kesinlikle kopyalı olmalı ve uyandırmaya değer. Açıklayacağım. Şöyle şimdi çevireceğim. Üçüncü yazan özellik arkadaşlar. İlk üçünü sonra okuyacağım. Üçüncü yazan özellik. Eğer Ant-Man tek bir kaynaktan canın %10'dan daha fazlasını kaybederse özel saldırı 3 hariç bu hasar %10'la kısıtlı tutuluyor. Sadece %10, yani sağlığımızın %10'unu kaybedebiliyoruz maksimum. Ve bu her tetiklendiğinde eğer 200 kopya ise eksik olan sağlığımızın da %5'ini yeniliyoruz 12 saniyede bu her tetiklendiğinde. Mükemmel bir özellik. Adeta Odin'in koruma dövüş öncesi yeteneğinin çok daha iyisi var bizde arkadaşlar. Çünkü 6 yıldızlı Odin üstümüze %15 koruma atıyor ve bunu takviye olarak atıyor. Bu ise pasif olarak bu özelliğe sahip arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Hem saldırıda hem savunmada mükemmel yapıyor. Ant-Man'i. Yani ittifak savaşında siz bu hero'yu alsanız rakip sizi 9 vuruşta asla indiremez eğer kırmızı hasar vermiyorsa. Tabii kırmızı hasar verirse iş değişir. Bir de kaynak diyor arkadaşlar. Yani vuruş değil. Herhangi bir kaynak olabilir mi ondan emin değilim. Böyle atıyorum galanda test etmek lazım bunu. Muhtemelen kırmızı hasarlar bunu aşacaktır ama galanla duel yapıp bunu göreceğiz. Tabii ki. Şimdi başlayalım. Burada da saldırganlık hiddet karosu var. Adamın üstünde böyle 15-20 tane pasif hiddet biriktirteceğim. Ve kendimi dövdüreceğim. Bakalım ölecek miyiz? Normalde o kadar hiddet varsa bir adamın üstünde agresif karosunda bizi anında tek vuruş öldürür. Elektro Heimdall yapardık bunu hatta hatırlarsınız. Bu karo için en ideal seçeneklerden biri artık. Tabii yine %10 canınızı kaybetme durumunuz var. Onu da unutmayın. Tek atmaz ama %10 canınızı kaybedebilirsiniz ama yenileyebilir. Ayrıca bloktan da geçer arkadaşlar. Bu bloğa vurduğunda bile %10 canınızı kaybediyorsanız yine iyileşme özelliğini açıyor. Evet, işi sağlam almak için biraz daha kastıralım hiddetleri. 15'e kadar çıkartalım. Evet, şimdi dövdürelim kendimizi. Bakın %10'un üstüne çıkmıyor. Felaket karosu var. Ve iyileşmelerimizi açıyoruz. Hadi bloğa vursun. Bakın gene iyileşmeleri açıyor ve %10'u geçmiyor. 4512'den daha fazla hasar veremiyor gördüğünüz gibi. Bu canımızın %10'u demek ki. Çok rahat dövüşüyorum bu sayede onunla. Sonra bu taktiğimizi de alıyoruz. Gene gördüğünüz gibi. Kendini çok iyi koruyor. Size söylediğim gibi. O yüzden ve uyandırmanız yeterli. Tabii bu koruma için. Sağlığınızın ne kadarını yenilemesi yani süper yeteneğin seviyesiyle alakalı. Ama kopyalı olsa %10'dan fazla canını kaybetmeyecek tek bir kaynaktan. Galanda test edeceğiz onu. Ayrıca süper yeteneği 200 kopya ise neredeyse kanama ve yakma bağışıklığı kazanıyor arkadaşlar. Neredeyse. Tamamen kazanmıyor. Kanama ve yakmaların süresini %90 azaltıyor. Süper yeteneğiyle işlevi geliyor bu sayede. Kanama yerlerine ve yakma yerlerine gönderebilirsiniz. Ayrıca kanama ve yakma özellikleri yani etkilerinin süresi bittikten sonra ayrıca bu
ani kanama hasarları için de geçerli. Mesela Null'un ani kanama hasarları. Ant-Man canın %3'ünü geri yeniliyor. Yani bundan aldığınız hasarın %3'ünü geri yeniliyorsunuz. Atıyorum bir saniyede kanama deli gibi hasar verdi size. %3 canınızı aldı. Onu yeniliyorsunuz geri. Onu da göstereceğim tabii ki. Şimdi buradan da çıkalım. Birkaç düello yapalım. Evet, Bishop'la başlayalım arkadaşlar. İyi bir Bishop counter olduğunu söyledim sizlere. Bakın Hüner de basmıyor Bishop. Atsın L1'ine. Bishop'ın atacağı yakmaları anında kaldıracağız çünkü. Bishop'ın yakmaları zaten kısa sürüyor. Çok daha kısa sürecek ve kaldıracağız ve iyileşme açacağız. Bu açtığımız iyileşme zaten mükemmel yapıyor. Neredeyse bağışık yapıyor. Eğer %90 daha az şey alsaydık sadece bağışık demezdim ama bunu da geri yeniliyoruz. Evet bakın. Kaldırıp geri yeniliyoruz. Kaldırıp geri yeniliyoruz. Canımızın %3'üne kadar yeniliyor bu iyileşme. Böylece hiçbir şey yapamıyor Bishop L1'inde bize. Çok rahat dövüşebilirsiniz. Havok'u gösterdik zaten. Havok da plazmaları atamıyor. Üstümüzde zırhlanma olduğu sürece, o parlatma zırhlanmaları olduğu sürece. Başka kimde deneyebiliriz diye bir kontrol ediyorum. Ha, Magneto'ya deneyemeyiz. Magneto metal olduğu için, yani metal olduğu için Ant-Man Magneto'ya pek gitmez. Onun dışında Domino'ya pek gitmez. Havok, Bishop tarzı hero'lara böyle enerji hasarı na karşı iyi kendini koruyan hero'lara karşı kullanışlı. Onun dışında güç manipülasyonu fena değil. Süper diyemeyeceğim ama fena değil. Bir de Galanda test edelim. Galanda test etmemin sebebi bakalım hasat hasarını da %10'dan fazla alacak mı? Onu görmek istiyorum. Evet, direkt hasata girdi zaten üstümdeki şeylerden ötürü. Zırtlanmalar. Onlar zırtlanma sayıldığı için Galan anında giriyor buna. Şimdi hiçbir şey yapamam ben Galan'a. Bekleyelim bitsin şu hasat. Anında öldürecektir bizi büyük ihtimalle. Aa öldürmedi. Bakın bu da %10'un üstüne çıkamıyormuş. Galan'a da iyi koruyor kendini o zaman. Evet kırmızı hasarlar da %10'un üstüne çıkamıyor. Öğrenmiş olduk. Evet, at L1'ine bakayım. Evet. Bu bizi öldürürdü normalde arkadaşlar. Kırmızı hasarlar da %10'un üstüne çıkamıyor. Gördüğünüz gibi adeta çok iyi koruyor kendini. Mükemmel koruyor. Bakın her seferinde %10'un üstünde hasar alıyorum bu vuruşlarda ama koruyoruz kendimizi. Evet bekleyelim yine hasat hasarını versin. Verdi gene ölmedik. Vallahi koruyor kendini kırmızı hasarlara karşı da. Yani siz kanamalarla da falan, zehirlerle de öyle %10'dan fazla hasar veremezsiniz. Gerçi tek seferde %10 kanama hasarı veremeyiz de. Nick Fury'ye falan, Mephisto'nun kırmızı yakmalarına karşı da yani iyi korur kendini o zaman. Başka öyle ani hasarlara da dirençli demek. Patlama hasarlarına. Şöyle bir düşünelim. Bizi anında kırmızı hasarla öldürebilecek. Mesela ne derler? Çileli dönem. Bir çileli dönem karosu bulalım. Çileli dönem karosunda da iyi gider bu. Yok 6-1-6'ya bakalım ya. 6-1-6'daydı galiba. Şimdi hatırladım. Yoksa o sadece Sentinel için mi geçerliydi? Hemen bakalım 6-1-6'ya. Sanki oradaydı diye hatırlıyorum. Heh burada evet. Hadi hemen şeyde deneyelim. Moon Knight'ta deneyelim. İyi vallahi bulduk. Bakalım çileli dönem %50 canımızı mı alacak, %10 canımızı mı alacak ki %10 alacaktır ama kırmızı rakamlardan emin olacağız bu denemeden sonra. O dolunay var güzel. Yeni ay olmasın da hilal olduğu zaman çünkü kaçış yapıyor. Bunda da güç kazanımımız az ama biraz. Neyse o tank gibi hero zaten. Evet 6'ya çıktık. Evet son dakika güç şeyi aktifleşti. Pasif o yüzden L2 değil L1 attı. Atıyorum.
Ve gördüğünüz gibi canımızın %10'u gitti. Sadece oh telefonda takılmaya başladı. Ve canımızı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar biri arkadan arıyor ya da mesaj atıyor. Öyle bir şey söz konusu olabilir. Evet, sonlandıralım zaten video, artık çok uzun oldu. Ama çileli dönemden de emin olmuş olduk bu sayede. Evet, karınca adam bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle uyandırma cevheri basmaya değer. Onu söyleyebilirim. R3 atmaya da değer. Hasarları, hasar çıkışı fena değil. 200 kopya olursa işlevsel de oluyor. Eğer 200 kopya yapabiliyorsanız R4 bile atabilirsiniz bu karınca adamı arkadaşlar. Savunmada da sinir bozucu bir şampiyon olacaktır. O yüzden R4 atmaya değer, uyandırma basmaya değer, taşla basmaya değer diyorum. Evet, bu videonun sonuna geldik. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.